Arkadaşlar selamünaleyküm. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin 5. gününde bitti. Müzakereler başladı ama bir sonuç çıkmadı. Önümüzdeki günlerde bu konuda değişiklik olur mu bilinmez. Bildiğimiz tek şey var, bir süre daha bu savaşın devam edeceği. Savaşın 5. gününde başkent Kiev'in yakınları çok şiddetli şekilde vuruldu. Bayraktar TB2'ler yine şov yaptı. Giriş hatta değişen bir şey yok yani. Bugün bu kısmı çok kısa tutuyorum çünkü konuşacağımız konu biraz daha farklı. Rusya ile Ukrayna savaşı başladığından beri Türkiye bir denge politikası yürütüyor. Peki bu politika mantıklı mı? NATO üyesiyiz sonuçta. NATO'ya yakın durup Rusya'ya tam cephe mi almalıyız? Yoksa Rusya'nın yanında durup NATO ile olan ilişkilerimizi mi sorgulamayız? Belki tuhaf gelecek ama bu sorunun cevabı Karadeniz'de gizli. Türkiye yıllardır dış politikada bir devrime şahitlik ediyor. Eskiden etliye sütliye karışmadan devam etmeye çalışırdık. Anadolu sınırları içinde huzurlu yaşayalım, geri sumrumuzda değil gibi bir yaklaşım vardı devletimizde. Ama tabi bu yaklaşım iş yapacak bir yaklaşım değil. Sürekli savunmada her an gol yemeye açık olursunuz. Futbolda olduğu gibi özellikle dış politikada da bu böyle. Kabuğuna çekilen devletin kabuğunu dışarıdan vura vura kırarlar. O yüzden her devlet aktif yeri geldiğinde saldırgan bir dış politika benimsemek zorundadır. Bunu biz de geçti olsa anladık şükür ama tam zamanında anladık çünkü özellikle bölgemizde inanılmaz bir hareketlenme başladı bu dönemde. Her 100 yılda bir yeni bir düzen kurulur dünyada. Biz de şu an o kurulum aşamasındayız. Bu dönemi de eskisi gibi pasif bir dış politika anlayışıyla geçirseydik bir 100 yıl daha kaybederdi bu ülke. Neyse kısaca söylersek artık Türkiye bölgemizde yaşanan her gelişmenin mutlaka bir tarafında oluyor. Ama doğrudan müdahaleyle ama arabuluculuk şeklinde. Bir şekilde gelişmelerin içinde oluyoruz. Bu şekilde de her olayda hem kendi çıkarımızı olan sonuçlar elde ediyoruz hem de bölgemizde huzurun sağlanmasında üstümüze düşeni yapmış oluyoruz. Rusya-Ukrayna meselesinde de tavrımız bu şekilde oldu. İki ülkenin arasını bulmaya çalıştık. Aynı zamanda da iki ülkeye eşit mesafede durmaya çalıştık. Elbette Ukrayna'ya daha yakın olduğumuz biliniyor. Biz 2014'te Kırım'ın ilhakında da doğrudan ve net şekilde Ukrayna'yı desteklemiştik. Hala Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak tanıyoruz. Aynı tavrı bugün de devam ettiriyoruz. Rusya'nın Donbas bölgesinde aldığı kararın hukuksuz olduğunu açıkladık ve tanımadık. Ama özellikle yurt içinde Türkiye'nin takip ettiği dış politikaya çok sert eleştiriler gelebiliyor. Bir kesim Rusya'dan yan olmamız gerektiğini söylüyor. Diğer bir kesime göre de biz NATO üyesiyiz. Haliyle net şekilde Rusya'nın karşısında olmalıyız. Neredeyse Ukrayna'ya asker gönderelim diyecek durumda olanlar bile var. Ben iki görüşlere değilim. Tam olarak Türk Dışişleri Bakanlığı'nın takındığı tavır bana uyuyor. Yani bugünlerde Türkiye'nin yürüttüğü dış politika en mantıklısı. Çünkü Rusya'ya asla güvenilmez. Putin varken de yerine başka biri gelse de değişen bir durum yok benim için. Peki NATO'ya güven olur mu? Yani Rusya ile NATO'ya güvenip bir savaşa girsek bizim için savaşa mı girecekler sizce? Öncelikle bu bölüm daha çok NATO'nun ne olduğu üzerine bir bölüm olacak. O yüzden karşılaştırmayı böyle yaptım. Yoksa Rusya ile savaş yanlısı değilim. Ne bize ne onlara en ufak bir faydası olmaz bu savaşın. Ama NATO'nun ne kadar arkamızda olduğunu Rusya'nın Karadeniz'de hakimiyetini arttırdığı dönemi inceleyerek çok kolaylıkla anlayabiliriz. Konuyu detaylıca konuştuğumuz zaman göreceksiniz ki NATO sanki bizden çok Rusya'nın arkasında. Rusya Karadeniz'de ciddi bir caydırıcı güce sahip. Özellikle 2014'te Kırım'ın ilhakıyla Karadeniz hakimiyetinin zirvesine ulaştı. Aslında bu noktada Putin'in Donbas bölgesini tanıdığı zaman yaptığı konuşmaya da değinsek güzel olacak. Orada şu ifadeleri kullanmıştı. Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Ünlü komutanların çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar geçmişte zaten oluşturulan bir yapı vardı. Bu ifadeler aslında Karadeniz'i nasıl gördüklerini de anlatıyor. Türklerle mücadele alanı. Gayet iyi biliyoruz ki Batı bizimle mücadele eden her şeye destek verir. Ama öyle değilmiş gibi farz edelim. Sonuçta NATO üyesi olan yani Batı ittifakında olan biziz. Az önce dediğim gibi Rusya Karadeniz'de gücüne güç katıyor. Erken ihbar radarlarından 2000 km üzeri menzilli ve nükleer harp kabiliyeti olan seyir füzelerine kadar ne isterseniz var bölgede. Yani bize tehdit oluşturmak için adamların balistik Listik füzelerini sayana kadar sayabileceğimiz çok fazla deniz varlıkları var. Peki böyle bir ortamda NATO'nun ne yapması mantıklı olur? Karadeniz'e kıyısı olan devletleri Karadeniz'de daha da güçlendirmek için elinden geleni yapması tabii ki. Böyle düşünselerdi bölgede sarılmaları gereken 3 devlet var. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya. Bu üç devletin de hem Karadeniz'e kıyısı var hem de üçü de NATO'ya üye. Bulgaristan ve Romanya konusunda ne diyeceğimi zaten tahmin etmişsinizdir. İkisinin de deniz gücü yok denecek kadar küçük. Yani Rusya'nın karşısına çıksalar Bayraktar TB2 karşısına çıkan Pantsir hava savunma sistemi gibi kalacaklar. Rus gemileri Bayraktar'ın Pantsir'e yaptığı gibi eğitim maksatlı atış yapacak bunlara. Bölgedeki 3. NATO üyesi olan Türkiye ise gerçekten çok büyük bir donanmaya sahip. 16 fırkateyn, 12 denizaltı, deniz kuvvetlerinde 50'den fazla hava aracı, hücum botlar, deniz karakol botları, çıkarma gemisi filan derken Bölgenin en güçlü donanmalarından birinden bahsediyoruz. Yani bu açıdan baktığımızda çok rahat görebiliriz ki NATO Karadeniz'de var olmak istiyorsa bize destek olmak zorunda. Türkiye'nin daha da güçlenmesi için gerekirse hibelerle bize katkı sağlamak zorunda. Peki onlar ne yapıyorlar? Türkiye'nin donanmasının zayıflaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem de bütün ambargoları Rusya'nın Karadeniz'de gücünü en çok arttırdığı dönemde uyguladılar ve uygulamaya da devam ediyorlar. Bunlardan birkaç örnek vereyim ve örneklere de dikkat edin. Bahsettiğim bütün ambargolar Karadeniz'de bizi Rusya karşısında zayıf düşürebilecek ambargolar. Mesela milli imkanlarımızla istif sınıfı fırkateynlerimizi geliştirdik. Bu fırkateynlerde ABD'nin Mk-41 dikey atım sistemini kullanacaktık. Ama Amerika bunun bize satışını onay vermedi. Bu sistem hava savunma füzelerinin atılması için kullanılıyor. Yani gemilerde kritik bileşenlerden. Yine milli imkanlarımızla ada sınıfı korvetleri üretiyoruz. Onlar için de yakın hava savunma füzelerini ABD'den alacaktık. Ama onun satışını da onaylamadılar. Yine ABD'nin uyguladığı ve en büyük yaptırım olarak görülebilecek bir ambargo da F-35 ambargosuydu. Eğer anlatılan arızaları yoksa Karadeniz'de elimizi çok güçlendirebilecek bir sistemdi bu. Hadi onu geçtim. F-16 blok 70 istedik. Ona da hala cevap vermediler. Onun yanında modernizasyon kitleri alıp elimizdeki F-16'ları da güncelleyecektik ama NATO müttefikimiz ABD onları da vermedi. Hadi desek ki ABD ile S-400'ler yüzünden sorunluyuz. O yüzden vermiyorlar. NATO'nun kalan üyeleri içinde farklı bir durum yok ortada. Kanada insansız hava araçlarımızın kullandığı elektrooptik görüntüleme sistemlerine ambargo uyguladı. Sebep neydi? Bayraktarların Karabağ Harekatı'nda şov yapması. Azerbaycan'ın yanında olmamıza kudurdular ve bu konuda bize ambargo uyguladılar. Almanya deseniz aynı. Değişen bir şey yok. Biliyorsunuz Altay ana muharebe tankını yıllardır üretmeye çalışıyoruz. Kara kuvvetlerimiz için olmazsa olmaz durumdalar. Ciddi bir ihtiyaç var bu alanda ama motorlarını Almanya'dan alacaktık. Onlar da bu motorlarda bize ambargo uyguladılar. Diğerleri deniz ve hava kuvvetlerimize zarar verirken Almanya kara kuvvetlerimizin gücünü baskılamaya çalıştı. Bırakın bunu Onları İtalya ile bile sıkıntı yaşadık. İtalya ile normalde iyi ilişkilerimiz var ama onlar da bize denizde ambargo uyguladılar. Fransa'yı zaten saymıyorum onlar tam bir NATO müttefiki. Ellerinden gelse bize bir kaşık suda boğarlar. Yani NATO'nun Karadeniz'de en güçlü olması gereken dönemde NATO üyesi ülkelerden bir sürü ambargo yedik. Bu saydıkların da tamamı değil. Tabi bunların bir kısmı sorun olmadı. Kendimiz yerlisini ürettik. Sorunu aşmakla kalmadık bağımlılıklarımızı bitirdik. Kalanı için de zaten çalışılıyor. Her alanda yerleşme sağlanacağı için için sorun yok. Ama biliyorsunuz NATO üyesi olup da Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin Karadeniz'de bulundurabileceği savaş gemisi sayısı çok kısıtlı. Anlaşmalar bu şekilde. Haliyle NATO'nun bizden başka şansı yok. Ama böyle bir ortamda bile gevur gevurluğunu yaptı denir ya tam olarak onu yapmaya devam ediyorlar. O yüzden NATO da bizim için güvenilir değil Rusya'da. NATO bölgede resmen Rusya'nın ekmeğine yağ sürüyor. Haliyle denge politikası yürütüp her iki tarafı da çıkarımız neyi gerektirirse o şekilde kullanmak en doğru yaklaşım. Şu an Türkiye de tam olarak bunu yapıyor ve inşallah yapmaya da devam edecek ne Ukrayna ne Rusya'ya cephe almak yok. Bugün sadece NATO'nun güvenilmezliği üzerinde durduk ama daha ikili ilişkiler ve ticaret konularında da bu politikayı mantıklı hale getiren çok etken var. Onları geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Yine konuşmaya devam ederiz inşallah. Allah'a emanet olun.